Dostlar adamlar klavyeye gizleme tuşu koymuşlar ya. Düşünsenize odada gizemli şeyler yapıyorsun, tek tuşa bastığında anında her şey gizleniyor. Mükemmel olmaz mıydı? İşte karşınızda bomba gibi bir mekanik klavye. Selam Yüksek Frekanslar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3 farklı bağlantı tipi sunan Asus'un yeni canavarını inceleyeceğiz. Sıradışı yapısıyla ve sağlamlığıyla dikkat çeken bu klavye acaba oyunlarda nasıl bir performans sergileyecek? Ben de merak ediyorum, isterseniz arkanıza yaslanın da frekans vermeye başlayalım. Dostlar, kutuda ürünle alakalı hemen hemen tüm verilere rastlıyoruz. Türkçe tuş dizilimi ve kırmızı ROG NX anahtarla geliyor. Bir yandan kutuyu açarken dikkatimi çeken detayları da paylaşmak isterim. Tam dizilim klavye yapısıyla ana ve ara özellikleri işlemişler. Tuş başı aydınlatmayla gelmesi, %100 anti gölgeleme sunması gayet iyi. Ve 1000 Hz'de klasik raporlama hızı sunuyor. 5+1 profil var, fonksiyonla 6'ya kadar geçiş yapabiliyorsun. Kutu içeriğimizde 1.8 metrelik örgülü, ince ve kolay dolanmaz bir kablo çıkıyor. Aynı şekilde USB adaptör bile koymuşlar. Kılavuzla birlikte renkli yapışkanlar hoş dursa da kılıf ve tuş sökme aparatı çıkmıyor. Ürünle ilk temas 1166 gram ağırlığını biraz fazla bulmamla başladı. Çok hafif bulduğumu söyleyemem, lakin kasayı öyle sağlam tasarlamışlar ki kalın sarcı metal gövde paneli epey güven veriyor. Kolay taşınabilir bir klavye olduğunu söyleyemem. Aynı zamanda plastik kalınlığı da bayağı yüksek. Öyle 1000-2000 liralık klavyeler gibi değil yani. Ama TKL modeline de bakabilirsiniz. İçinden çıkan bilek destek ünitesi hem çok yumuşak hem de manyetik olması tak çıkar faslını kolaylaştırmış. Altta kaliteli kaymaz ayaklar var. Tasarımda eleştirebileceğim nokta klavye altında kablo gizleme olabilirdi. Pil durumunu ROG logo aydınlatmasıyla kontrol edebiliyoruz. Yeşil, mavi, kırmızı olarak değişiyor. Keşke diyorum 3 tane led çizik koysalardı. Daha kolay olurdu. Ayrıca pil hakkında daha fazla detay olmasını isterdim. Bununla birlikte beraberinde gelen dongle, eski ürünlerden de hatırlıyorum, aşırı derecede hassas. Çok narin yaklaşmanız lazım, yoksa elinizde kalabilir. Bu konuda marka desteğinin yükselmesini isterim. Genele baktığımızda kaymaz, kolay okunabilir tuşlar geniş bir aralık sunuyor. Öyle ki hafif yağlı parmakla bile tutuculuğunu kaybetmedi. Kontrol gücü çok yüksek. Double shot tuş başlıkları en artı yönü olsa gerek. Hassas çift döküm kalıp sürecinden geçiyor ve şeffaf alanlarda belirginliği oynuyor. Okunabilirlik ve eğim kısmı tam oyuncuların ve makale yazmaktan keyif alan içerik üreticilerin hoşuna gidecek kıvamda. Gelelim alt noktaya. Resmen klasik dümdüz tasarımlara meydan okurcasına tasarlamışlar. Bu arada tek kademe yükseklik ayarı da var. Arkada ise C tipi bağlantı ve dongle yuvası mevcut. Ek olarak 3 farklı bağlantı tipi için minik bir switch koymuşlar. Geçişlerde ışık bildirim vermesi faslını beğendim bu arada. Klavyenin ışık şiddeti çok yüksek diyemem. Ortalama düzeyde tutmuşlar. Bir ROG Claymore 2 kadar etkileyici bulamadım. Hafif soluk olsa da geceleri okunabilir ve kademe ayarlamaları da yapabilirsiniz. Bununla birlikte renk kalitesi gayet iyi. Renk geçişleri ve efektler de tatmin ediciydi. Modunuza uygun efektleri ayarlayabilirsiniz. Ürün gerçekten sağlam ve rahat bir iş sunuyor. Kullanırken keyif aldım. Kasa yapısı olarak alışkın olduğumuz tasarım izlerine sahip, ekstra bir şey sunmuyor. Bilmiyorum sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorum olarak bırakın. Evet dostlar, online olarak Quake 3'e girdim. Farklı insanlar var. Oyunun bitmesini bekliyorum. Oha, çok hızlı değiller mi? Evet, başlıyoruz. Korkuyorum. Oha! Damage arttı. Adam beni atladı beyler. Bu iş botlarla oynamaya benzemiyormuş. Öldürdüm ve... Oha, bu harita bayağı iyiymiş ya dostlar. Adam bazukayla mahvetti bizi hacı abi. Vallahi en güzeli Command and Conquer abi. Buradan devam. Güzel. Menü açıldı. Bu eski oyunu bilen kaç kişiyiz acaba? Ya da o döneme denk gelen insanlar var mı? Sonra asker basarız. Acaba hala bu kod işliyor mu ya? İşledi vallahi. Oo, çok güzel. O altın getirsin. O atom bombası direkt. Tabii ki düşmanımı öldürmeyeceğim ama. Siz de gelin. Oha! Neyse, bu kadar yeter. Ben klavyeden keyif aldım açıkçası oyun oynarken.
Öncelikle ürünü takar takmaz Armory uygulaması otomatik olarak çıkıyor ve kurulumla devam ediyoruz. Tuşlara teker teker istediğiniz hamleyi ve makroyu kaydedip ilerleyebilirsiniz. Ek makro tuşu olmasa da her tuşu kullanabiliyorsun. Bununla birlikte epey fazlaca efekt var. Yani kafana uygun RGB efekti harmanlayabilirsin. Bu haliyle keyifli olsa da manuel olarak istediğim tuşa istediğim rengi atayabilmeyi çok isterdim. Bir diğer güzel yanında fonksiyon ve sol alt tuşuyla makro kaydı yapabiliyorsun. On the fly iyi düşünülmüş. Bir kere zaten bütün tuşların programlanabilir olması müthiş. Böylece rekabetçi oyunlarda profesyonel hamleler yapmak istediğinde makro kastınız için daha rahat olacaksınız. Bunu özellikle rol yapma oyunları için söylüyorum. Bununla birlikte Age of Empires gibi stratejik oyunlarda klavye epey işimi gördü. Klasik başlangıç ve hızlı ilerleyiş için ara vermeden komboları yapmak hem zamandan tasarruf sağladı hem de rakiplerimin önüne geçmemde etkili oldu. Tabii LoL Dota oynuyorsanız gölgeleme zaten işinizi fazlasıyla görecek. Uzun süredir test ettiğim klavyede kullanımı epey rahat buldum. Bileklerimi dinlendirmek istediğimde yumuşak bir his sunabildi. Yalnız parmaklarınızı tuşlarda dinlendirmeye kalktığınızda yanlış hamleler yapabilirsiniz. Bunun yegane sebebi Asus'un özel olarak tasarladığı bu mekanik tuş takımında düşük tetik mesafesi ve yüksek hassasiyet olması. Bu arada anti gölgeleme olduğu için 4-5 hamlede çakılan klavyeler gibi değil. Bütün tuşlara basabildiğim kadar 10 parmakla bastım, bana mısın demedi. Araba yarışı türü oyunlarda hamleleriniz gölgede kalmayacak. Zaten saniyede 8.5-9 hamleye kadar çıkabiliyor. Anlayacağınız fazla güç uygulamanıza gerek yok. 1.8 mm tetik mesafesi var. Ek olarak mavi ve kahverengi seçeneklere de bakabilirsiniz. Gizlilik tuşu bile koymuşlar. Tüm uygulamaları gizleyip sesi anında kapatıyor. Malum gizli şeyler yapıyorsanız bir anda bir odaya girdiğinde tek tuşa basmanız yeterli. Kablosuz performansına geçelim. Elbette 2.4 dongle bağlantının kablo performansından aşağı kalır yanı yok. Hissetmiyorsun bile. Bluetooth'ta bu mesafe bir tık daha açılıyor ama yine de hissedebiliyorsun diyemem. Bir kere 5.2 olması güç tüketimi ve verimlilik açısından iyi düşünülmüş. Haliyle 2.4 karşısında 18 saate kadar daha fazla ışıkla kullanım sunuyor. Işık kapalı kullanırsanız haftalara yayılabiliyor aslında kullanım oranı. Klavye ortalama bir haftalık aralıkla ışıklı kullanımda şarja gerek kalmadan götürebildi. Tabi günde 10 saat aralıksız oynuyorsanız 5-6 günü bulacaktır bu. Bence en takdir edilecek kısım PC, TV ve konsola bağlayabiliyor olmanız. Genel olarak hızlı tepki veren, oyuncuların temposuna yetişebilecek bir klavye. Ya da siz onun temposuna yetişebilir misiniz bilemem. Son bir detaydan daha bahsedeyim. Oyunlar için genişletilmiş CTRL tuşu koymuşlar. Özellikle Red Alert oynarken çok kullandığım için rahat ettim. Bence sınıfında performans olarak tüm oyunlarda akar gider. Açıkçası ürünün performansını ve sunduğu ayar gamını beğendim. Zaten Asus bu noktada program avantajıyla sınırları zorlamış. Manyetik özellikli bilek desteğiyle gelmesine sevindim. Bilek destekli mekanik klavyelere baktığımda 4000 ile 6000 TL arasında değişiyor. Tabii 2500-3500 TL arası adı sanı pek duyulmamış markalar da yok değil. Hatta bazı çok bilindik markalar abartmış mekanik hisli klavyeyi 3500 TL'ye koymuş. Abi ne yapıyorsunuz ya? Elbette herkesin bütçesine uymayacağını biliyorum ama sunduğu özelliklere ve rahatlığına baktığımda neden olmasın diyebiliyorum. Dostlar son olarak artı ve eksileri de yerleştirdim ki tercih her zamanki gibi size kaldı. Ürünün linki açıklamada, buradan sizler de kontrol edebilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.